Merhaba sevgili izleyiciler, 3-9 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu haftanın önemli gelişmeleri hafta sonu meydana gelecek Dolunay'la beraber kişisel gezegenlerdeki burç değişimleri. Ayın 5'inde ilişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Evet, Venüs İkizler'de biraz daha böyle ilişkilerde, sosyal kavramlarda hani yoğun duygular, tutkular yerine, cinsellik gibi konular yerine daha sosyal, daha arkadaşça, daha hani entelektüel, zihinsel konulara önem verebileceğimizi işaret ediyor. Bu dönemde okumaktan daha fazla keyif alabiliriz. Kültürel konulardan, seyahatten, gezmeden daha fazla keyif alabiliriz. Merkür Aslan'dayken de biraz daha böyle özgüvenimiz yükselecek. Ayın 6'sında Merkür Aslan'a geçiyor. Merkür Aslan'da zihinsel yaratıcılığımızı arttırabilir. Özellikle sanatsal çalışmalar, sahne sanatları gibi tiyatral konularda kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Sahnede olmak, öne çıkmak, toplum içerisinde dikkat çekmek. Bu tabii ki hem yazılı hem sözlü iletişimimizi biraz daha böyle dikkat çekici, dramatik halde getirebilir bu dönemde. Hafta sonunda ise Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Ayın 9'unda sabah 7.06'da meydana gelecek. 17 derece Oğlak Burcu'nda öncü burçlar için çok daha güçlü etkiler taşıyor. Ama Oğlak dolunayı aynı zamanda da Plüto ile birleştiği için ve Mars'tan da bir açı aldığı için biraz böyle stresli enerjiler taşıyor. Üzerimizde baskı ve gerilim hissedebiliriz. Bir şeylerin dönüşmesi gerekebilir hayatımızda. Zararlı bir şeyleri bırakmak, yenilenmek, tazelenmek isteyebiliriz. Doğum haritalarımızda hangi alanlara temas ediyorsa o alanlarda tabii ki bu etkileri yoğun olarak hissedebiliriz. Oğlak genel anlamda biraz daha böyle yasal konular, hükümetle ilgili, liderlerle ilgili konulara, kariyer, iş, sorumluluklar, görevler, otorite pozisyonları, aile ve aile büyükleriyle ilgili konulara dikkat ediyor. Yengeç Burcu'nda da bir Mars var. O daha çok yani ailevi konular, duygusal konular, güvenlik, barınma, beslenme, milli hassasiyetlerle ilgili konulara dikkat çekiyor. Buradaki Plüton-Mars etkisi gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda böyle bir çatışma, bir gerilim, bir tansiyon yükselmesi yaratabilir. 3 gün öncesi, 3 gün sonrası etkili. Plüto söz konusu olduğunda çoğu zaman hani bir şeyleri karşı koymakta zorlanabiliriz. Karşı koydukça bizi zorlar. O nedenle uyum göstermeye çalışmak ve aslında belki de hani bir şeyleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyordur. Onları fark etmek daha doğru olabilir. O şekilde bu dolunay, güçlü dolunay enerjisini daha olumlu bir şekilde değerlendirebiliriz. Hazırladığımız haftalık videoları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın.